Erden Timur bombayı patlattı. Mevcut yönetim döneminde yayıncı kuruluştan gelen gelirin çok düştüğünü söyleyen Timur, geçmiş dönemlerde yayın gelirimiz kulübün toplam gelirinin %35'ine denk gelen seviyelerdeyken, şu anda %5'ine dahi denk gelmiyor. Üstelik bu konuda Avrupa'da yarıştığımız takımlar kasasına yalnızca yayın gelirinden 140 milyon euro koyabiliyor ifadelerini kullandı. Buna rağmen Sarı Kırmızılıların gelirinin rekor seviyeye ulaşarak 216 milyon euroya ulaştığını açıklayan Erden Timur, "Biz yönetimleri geliri arttırmaya teşvik etmeliyiz. Galatasaray küçülerek borçlarını ödeyemez. Bu sezon Galatasaray'ın geliri 6 milyar 200 milyon lira. Giderlerimiz ise 5 milyar 200 milyon lira. Sene sonu itibariyle en az 1 milyar lira kâr edeceğiz. Bundan fazlasının olması da yüksek ihtimal. Biz en kötü ihtimali düşünerek hesaplarımızı yaptık." diye konuştu. Galatasaray'dan Zielinski bombası. Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Piotr Zielinski'yi gündemine aldı. Galatasaray'ın ilgisine yeşil ışık yakan Polonyalı süper yıldız için sarı kırmızılı idareciler hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. İtalyan basınına göre Galatasaray Napoli ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Zielinski'yi transfer etmeyi çok istiyor. 29 yaşındaki yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 35 milyon euro. 2016 yılında Udinese'den Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olan Zielinski, Polonya milli takım formasıyla da 86 maça çıkıp 10 gole imza attı. Orta sahasına seviye atlatacak bir dünya yıldızı almak isteyen sarı kırmızılılar, tüm Avrupa piyasasının dikkatini çekecek Zielinski transferiyle sükse yapmak istiyor. Galatasaray'a sambacı 8 numara. Yaz döneminde Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir transfer politikası izleyen Galatasaray, yıldız transferlerle birlikte elini güçlendirdi. Teknik direktör Okan Buruk'la bir araya gelerek kış transfer sezonunda nasıl adımlar atılması gerektiğini fikir alışverişinde bulunan Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, transferde atağa kalktı. Listesine çok önemli isimleri yazan Galatasaray'ın şimdi de Brezilyalı orta saha Maicon Akanji attığı öne sürüldü. Globo Esporte'de yer alan habere göre Galatasaray Shakhtar'ın Corinthians'a kiraladığı Maicon'u kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı öğrenildi. Aralık 2023'te Corinthians'la sözleşmesi sona erecek olan Maicon, Galatasaray'da forma giymeyi çok istiyor. Galatasaray'a bir çilek transferi daha. Oyun planında genellikle Lucas Torreira'yı ön alan baskısına gönderen ve arkasındaki boşluğu Kaan Ayhan'la dolduran Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk buraya yapılacak iyi bir transferin takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Her ne kadar klasik bir 8 numara için arayışlar sürse de Arsenal'le yollarını ayırmaya hazırlanan ve Fenerbahçe'nin listesinde olan Thomas Partey'in bir fırsat transferi olarak ortaya çıkması, rotanın İngiltere'ye çevrilmesini sağladı. İngiliz Ligi'nin 2020 yazında Atletico Madrid'den 50 milyon euroya transfer ettiği Partey, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor ve tarafların yolları ayırması gündemde. 30 yaşında 1.85 boyundaki defansif orta sahanın Galatasaray'a gelmesi durumunda Torreira'nın ön alan baskısında daha da etkili olacağı düşüncesi hakim. Bunun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatacağı ve atak devamlılığının sağlanacağı öngörülüyor. Galatasaray'dan Emil Breivik hamlesi. Sarı kırmızılılar Molde'nin 23 yaşındaki orta sahası Emil Breivik'in peşinde. Galatasaray yaz döneminde de 23 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç alınamamıştı. Geçtiğimiz günlerde tekrar temas kurulan Norveçli futbolcu Cimbom'a yeşil ışık yakınca transfer gündemi yeniden hareketlendi. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen ve her iki ayağını da etkili kullanabilen Breivik için kısa süre içinde pazarlık süreci başlatılacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Breivik, oyun stiliyle Real Madrid'in ünlü orta sahası Luka Modric'e benzetiliyor.
Moldeli Aralık 2025'e kadar kontratı bulunan genç yetenekli anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar, Norveç ekibini de ikna ederek Breivik'le 5,5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Torreira İngilizlerin kıskacında. Galatasaray'ın süper dinamosu Lucas Torreira'ya gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Lazio'nun 18 milyon eurolara kadar çıkmasına rağmen transferini bitiremediği Yıldız Uruguaylı için bu kez de İngiliz devi Manchester United devreye girdi. Islanlayan alan habere göre Kırmızı Şeytanlar Lucas Torreira transferi için 45 milyon euroyu gözden çıkardı. 2022 yazında Arsenal'den transfer edilen Torreira'nın Galatasaray'la 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor. Peki sizce Galatasaray 45 milyon euroluk bedeli kabul ederek Torreira'yı bırakmalı mı? Zira bu transfer gerçekleşirse Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Üstelik 45 milyon euro Galatasaray'ın borcunun %25'ini tek başına kapatabilecek bir meblağ. Yine de Torreira kalsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Niguez hamlesi. Galatasaray'da orta saha arayışı doğrultusunda kış transfer sezonu çalışmalarında flaş bir isim gündeme geldi. Sarı Kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için devreye girdiği öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun bonservisine 6 milyon euro önerdi. Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Orta alanda iki ünlü olarak görev yapabilen Niguez'in Timbom'a eşleşik yaptığı da gelen haberler arasında. Saul Niguez'in güncel transferi 10 milyon euro olsa da İspanyol yıldız bir dönem 90 milyon euroları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın hedefleri tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi Niguez'i yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri yapmak. Kariyerini Premier Lig'de bir Chelsea'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu için devre arası transfer döneminde şartlar zorlanacak. Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu. Galatasaray devre arası transfer dönemi için orta saha transferine öncelik verirken ilk 11'deki yerini kaybeden Sergio Oliveira'ya da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son dönemde kesinin ağzını ardına kadar açan ve dünya futbolunun dev isimlerini fahiş fiyatlarla kadrosuna katan Suudi kulüpleri, daha önce de isteyip alamadıkları Portekizli yıldız Oliveira'yı kış transfer döneminde bitirmek istiyor.